Tekrar merhaba. Birlikte aşağıdaki soruyu çözelim. İki bilinmeyenli iki lineer denklem sistemini çözüyorsunuz ve sistemi sağlayan birden fazla çözüm elde ediyorsunuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şıkları okumadan önce sorunun bize ne söylediğine bir bakalım. Buraya eksenleri çizelim. Bu dikey eksenimiz değişkenlerden biri bu eksenden bu da yatay eksenimiz. Yani diğer değişken. Aslında fark etmez ama kural olarak, genel olarak buna x, buna da y diyoruz. Her iki bilinmeyenli denklemi grafik üzerinde bir doğru ile belirtebiliriz. Şimdi burada üç çeşit senaryo olabilir. Birincisi doğrular hiç kesişmeyebilir. Bunu çizmenin tek yolu doğruların eğimlerinin aynı ve y eksenini kestiği noktaların farklı olmasıdır. Ama bu, yukarıdaki sorunun cevabı olamaz. Çünkü soru, sistemi sağlayan birden fazla çözümün olduğunu söylüyor. Ama burada hiç çözüm yok. O zaman yanıt bu olamaz. Diğer bir senaryo ise, diğer bir senaryoda, çizgilerin bir noktada kesişmesidir. Evet, doğrular sadece bir noktada kesişebilirler. x'ye koordinat düzleminde her iki denklemi sağlayan, her iki denklemi birden sağlayan bir nokta olabilir. Ama bu da aradığımız şey değil, çünkü soruda birden fazla çözüm olduğundan bahsediyor. O zaman maalesef bu da doğru yanıt değil. Cevabımız kesişmeyen paralel doğrular değil, tek noktada kesişen doğrular da değil, geriye tek bir seçenek kaldı. Bu iki denklem tamamen aynı x'ye değişkenlerinden oluşmalı. Her ikisi de aynı x'ye bağıntısını ifade ediyor olmalı. Bizden istenenin tek cevabı bu olabilir. İki doğrunun birden fazla kesişiminin olması, tamamen kesişmesi demektir. Ve bu durumda sonsuz tane çözüm vardır. Peki bu hangi şıkka, hangi seçeneğe denk geliyor? Gördüğünüz gibi üçüncü şıkta, üçüncü seçenekte sonsuz çoğunlukta çözüm olduğunu söylüyor. Demek ki doğru cevap üçüncü şık.